Herkese merhabalar. Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı'ndan Şevval ismim. Bugün sizlerle beraber Kanada'daki online lise diploma fırsatlarını konuşuyor olacağız. Konuğum Arkan Education'dan Farzat olacak. Farzat'la beraber hem tabii ki Kanada'da online lise eğitimleriyle alakalı sizlere faydalı bilgiler vermeyi umuyoruz. Hem de aynı zamanda bu yayın çerçevesinde online lise diplomalarıyla alakalı buradaki eğitimi de aksatmadan nasıl yurt dışında lise eğitimimize devam edebiliriz? Veya bu süreci burada deneyip sonrasında oraya gitmemiz mümkün mü? Bu tüm süreçlerle alakalı ve online lise diplomasının en önemli artılarından biri yurt dışında üniversite okuma maceranıza nasıl daha faydalı olabileceği ile ilgili tüm sorularınızı, aklınıza tüm tabii ki takılanları yanıtlamayı umuyoruz. Yayın süresince lütfen sorularınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Özellikle anne babalara ve üniversiteyi yurt dışında okumak isteyenlere biraz daha hitap edeceğiz yayın boyunca. Sorularınızı yorum kısmından bekliyor olacağız. Sizi çok fazla bekletmeden Arkan Education'dan Farzat'ı yayına almak istiyorum müsaadenizle. Merhabalar. Herkese merhabalar. Şevval Hanım merhabalar. İyi akşamlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Her şey yolunda Teşekkür umarım. Evet, yolunda. Gündemin izin verdiğince değil mi? Evet yani. Evet. Vallahi konumuz aslında bugünlere de çok hitap eden bir konu. Kanada'da online lise diploması nasıl alınır? Bir farkı var mıdır? Aslında bugün biraz bunları konuşacağız. Hem biraz daha normal süreçten uygun maliyetli programlar sunuyorsunuz Türkiye'deki öğrencilere. Hem de aslında çok güzel bir fırsat. İsterseniz tabii ki biz sizi çok iyi tanıyoruz ama biraz kendinizi tanıtın bizlere. Öyle başlayalım. Ve tabii ki Arkan Education'dan da biraz bahsedebilirseniz sunduğu fırsatlardan. Ardından tabii ki sorulara da beraber geçiş yaparız. Tamamdır. Farzat ben, Arkana Education Türkiye ofisten bu akşam sizinleyim. Okulumuz Toronto, Kanada'da, North York'ta. Lise eğitim veriyoruz. 9. sınıf, 12. sınıf arası öğrencilerimiz var. Eğitimlerimize hem yüz yüze olarak hem online olarak veriyoruz. Türkiye ofisimiz var ve öğrencilere buradan da destek veriyoruz. Çünkü biliyorsunuz zaten online eğitim verdiğimiz için buradan da öğrencilerimiz var ve onlara destek vermekteyiz. Bu kadar yani, bir daha detaylı isterseniz siz sorun, ben de cevap veririm. Sorularda daha detaylı konuşuyor oluruz diyelim. Valla aslında en çok merak edilen şeylerden biri online lise diploması denince hep akla gelen denkliği var mı sorusuyla başlamak istiyorum. Hani hiç Kanada'ya gitmeden de Türkiye'den de öğrenciler bu lise diplomasını edinebiliyorlar sizler sayesinde. O yüzden ne derece etkisi var? Kanada hükümeti tarafından tanınıyor mu? Türkiye'de bir artısı oluyor mu burada okumaya devam etmek isteyen öğrencilere? Biraz onu sorayım size ilk olarak. Yani ilk olarak ben Kanada tarafından konuşmaya başlıyorum. Kanada için siz eğitiminizi yüz yüze ya da canlı bir, yani online bir şekilde alırsınız, aynı diplomayı almış olacaksınız. Yani Kanada ya daha dürüstçe Ontario Eğitim Bakan tarafından almış olan diplomanız herhangi bir fark olmayacak. Yani siz online olarak da o diplomayı alabilirsiniz, yüz yüze olarak da eğitimi alabilirsiniz ve diplomayı alabilirsiniz. Herhangi bir fark yok Kanada tarafından. Hatta şöyle bir avantaj oluyor, biliyorsunuz zaten eğer Türkiye'den o eğitimi alırsınız, tabii daha masraf konusunda daha düşük masraflar oluyor ve mesela öğrenci aynı diplomayı almış olacak yani sonuçta. O yüzden Kanada ya da herhangi başka bir ülkeye de düşünebilirsiniz. Mesela öğrenci bizden eğitim alıp sonra lisans için ya da yüksek lisans için Amerika, Avrupa'ya gitmek isterse de yani yüksek kaliteli okullar için online diploma ve yüz yüze diploma aynı bir şekilde değerlendiriliyor. O yüzden herhangi bir fark yok.
diyebilirim. Süper. Burada tabii ki son 1,5 senedir orta öğrenim okulları, ilk öğrenim okulları online eğitim veriyorlar. Online eğitimde sınanıyorlar diyelim. Kanada için bu online eğitim süreci yeni bir süreç mi? Yani hani pandemiyle beraber Türkiye'deki gibi ortaya çıkmış bir süreç mi? Yoksa daha uzun yıllardır deneniyor mu? Onu da merak ediyorum. Çünkü bizim için yani bizim öğrencilerimiz ve anne babalar için artık online eğitim dediğimiz zaman sisteme güven de çok önemli. O yüzden de bu evveliyatı olan bir şey mi yoksa yeni bir ürün müdür? Bir de onu soralım size. Hayır tabii öyle değil. Yani Kanada'da bu online eğitim yıllarcadır başladı. Yani hatta siz eğer hatırlıyorsunuz biz sizinle bayağıdır bu konu hakkında konuşuyoruz. Evet. Hani pandemi başlamadan da biz bu programımızı size paylaştık diye hatırlıyorum Evet. çok iyi. Evet. Hatta o zaman Türkiye'de online eğitim çok böyle taraftar yok vesaire konuşmuştuk. Ama şimdi yani her şey online olduğu için bu pandemiden dolayı Evet. artık bizim okulumuz da daha cazip geliyor öğrencilere ve yani bildiğim kadarıyla Türkiye'deki online eğitim çok yani yüksek seviye bir eğitim Evet. olmadığı için artık öğrenci Okuldan şöyle okula çok düşünüyor. Ben değişiyor aynı kalite. zaman aynen kalite biraz değişiyor. O yüzden ben artık canlı ve böyle online eğitimi alıyorum zaten. Kanada olsa aynı eğitimi alacağım ve sonuç olarak da Kanada'da mezun olduğum için benim için daha avantajlı olabilir diye aslında daha cazip oldu tabii ama biz çoktan bu eğitimi vermekteyiz zaten. Yani bizim için bu eğitim yeni bir eğitim değil, yeni bir eğitim sistem değil tabii online eğitim. Evet, ilk tanıştığımız zaman da ben çok iyi hatırlıyorum. O zaman da Evet. sormuştum size. Yani şimdi bizi tabii ki pandemiden önce özlediğimiz zamanlar partnerlerimiz sürekli ziyarete geliyorlardı ofise. Farzat Bey'le de ilk tanıştığım zaman hani biz hani sektörde online eğitimlerin öncüsüyüz aslında. Bizim de var bir platformumuz online İngilizce eğitimleriyle alakalı. Tabii tabii Entegre edebilir hatırlıyorum. miyiz? Neler yapabiliriz? Hani buna bir Aynen. bakalım demiştik ama özellikle bu pandemi süreci gerçekleşene kadar pek bir ses olmamıştı açıkçası. Velilerden de Tabii. daha çok bizim fiziki olarak lise eğitimlerimize talep vardı. Ama tabii ki süreç değiştikçe burada da mecbur her öğrenci online olarak eğitim almak durumunda kalınca bunu bir test etmek artık işte daha farklı sorular da alıyoruz. Ben oradan da fark ediyorum. İşte platform nasıl, neye erişimi olacak? Hani veliler bu sorulara kendilerini alıştırmış durumda. Hem iyi hem de tabii ki detaylar konusunda yeterli açıklama sağlayabilirsek o noktada da veliler için de bir güven kaynağı oluyor. Peki şunu da sormak istiyorum ben. Herhangi bir yaş skalanız var mı sizin? Yani burada birkaç farklı study opsiyon geliyor benim aklıma. Öğrencilerin eğitim alabileceği opsiyon geliyor. Birinci gruba belki şu an hali hazırda burada 9. sınıf olan ama hani çocuğunun birazcık daha şu anda Kanada'ya seyahat etmesinden endişe eden bir veli geliyor mesela aklıma. Ama bugünden de Kanada eğitim sistemini tanıması için bir şey yapmasını istiyor olabilir. Tabii ki orada fizik eğitime de katılma düşüncesi varsa oraya hazırlıksız gitmemesi için belki böyle bir destek almayı düşünüyor olabilir. İlk belki bu veli grubuna yönelik, bu öğrenci grubuna yönelik size soru sorabilirim. Burada öğrencilerin online olarak eğitime başlayıp daha sonrasında Kanada'ya yüz yüze eğitime gitme imkanları oluyor mu sizin sağladığınız eğitimler sayesinde? Tabii olur. Yani şöyle bir avantaj hatta olur. Şimdi pandemi dönemdeyiz ve vize konusunda biraz belki daha zor bir şekilde yani gitmek ve seyahat zor olabilir. O yüzden şöyle bir avantaj biz soruyoruz öğrencilerimize. Şimdiden eğitime online olarak başlayıp aynı kredilere yani dediğim gibi önceden de söylemiştim herhangi bir fark bizim için olmayacak. Yani online olsa yüz yüze olsa aynı bir eğitim vereceğiz. Ve aynı şekilde değerlendiğimiz için herhangi bir fark zaten yok. O yüzden öğrenci buradan online bir şekilde eğitime başlayıp sonra mesela 6 ay sonra hatta şöyle 1 sene sonra değil. Mesela bir dönem bizden online eğitim başlıyor. Sonra birkaç kredi almış oluyor zaten. Ondan sonra başvuru yapacak. Online yüz yüze kayıtı değiştirecek. Ve vize işlemleri başlayıp ve gidecek. Zaten şimdi vize süreçler biraz uzun olduğu için bu bir avantaj. Öğrenci eğitimi zaman kaybetmeden başlayacak.
Aynı krediler alacak ve müsait olduğun zaman da vize için başvuru ve gidebilir. O yüzden o geçiş bizim tarafından onaylı bir şekilde gerçekleştirecek tabii. Süper. Peki sadece sizin okulunuza mı gidebilir? Yani sizin Toronto'daki yüz yüze eğitim veren okulunuza mı gidebilir? Yoksa başka Kanada liselerine de geçiş yapabiliyor mu öğrenciler? Herhangi bir yani liseye başvuru yapabilir tabii. Biz de bize gelse daha iyi olur tabii. Evet. Biz onunla devam etmek istiyoruz ama Evet. yine çünkü şöyle diyeyim size Şevval Hanım, öğrenci kayıt yaptığın takdirde Ontario Eğitim Bakan tarafından bir öğrenci Evet. numarası sahip olacak. Ve o öğrenci numarası bütün liselerde ve hatta sonra diploma almış aldıktan sonra bütün üniversiteler ve kolejlere tanımlı bir öğrenci numarası. O yüzden öğrencimiz bu eğitimi aldı. Yani bizden öğrenci numarası aldıktan sonra Kanada'da herhangi bir liseye geçiş yapabilir. Süper. Herhangi bir lise olması zaten buradaki en can alıcı nokta. Bütün okullara tabii biz eşit mesafeli yaklaşıyoruz ama biz de tercih ederiz Arkanada şu anda tabii ki devam etmelerini. O zaman herhangi bir yaş sınırlaması da yok. Hani burada yorumlarda görüyorum 10. sınıfta çocuğu olanlar varmış. İlla 9'dan başlamak zorunda mı? Ara dönemde başlayabilir mi? Ara sınıfta başlayabilir öğrenci. Hatta şöyle diyeyim size, onlar için benim bir kısa bir açıklama yapacağım. Kanada lise eğitim konusunda biliyorsunuzdur zaten 30 kredi almak zorundalar öğrenciler mezun olmak için ve o 30 kredi içinde 18 kredi gerekli ders olarak ve 12 derste seçimli ders olarak almak zorundalar. Bu eğitimi aldıktan sonra 40 saat sosyal sorumluluk var. Onu da katılmak zorundalar ve sonra diploma için başvuru yapacaklar. 9. sınıftan başlayan öğrenciler 30 kredi almak zorunda kalacaklar ama 10. 11. ve 12. için de kayıt alıyoruz ve şöyle bir avantaj bunlara sunuyoruz. O tarz öğrencilerimiz için denklik ve akredasyon var bizde. Yani öğrenci atıyorum tamamen. Mesela 9. sınıf ya 10. sınıf matematiğe geçtiyse biz bunu kabul ediyoruz ve sadece yani İngilizce dışında diğer dersleri kabul ediyoruz. İngilizce için de bir tespit seviye gerçekleştirecek. O tespit seviyeye göre öğrencimiz mesela o 30 krediden 20 krediyle 18 krediyle mezun olacak. Yani illa 30 krediye bizden almak zorunda kalmayacak. Denklik ve akredasyon da sunuyoruz öğrencilere, ara sınıf öğrencilerimiz için. Süper. O zaman hani belirttiğiniz gibi matematik dersleri başka türlü hani buradaki dersleri de sayabiliyoruz dediniz. Hani bu hep velilerin aklına takılan konudur. Öğrencinin Türkiye'de aldığı derslerin hiç mi karşılığı yok diye. Bazı derslerin o zaman karşılığı var. Evet tabii. Bazı dersler karşılığı var. Dediğim gibi mesela yani bildiğim kadarıyla öğrenciler burada 9. sınıf fizik, kimya ve biyoloji dersleri alacaklar. Ama mesela biz onu 9. sınıf bizim için science bir ders var. Bunları hepsini kapsıyor zaten. O 3 derse biz science olarak öğrenciden kabul ediyoruz mesela ya da matematik olsa kabul ediyoruz. Dediğim gibi sadece İngilizce konusunda bir tespit seviye yapmak zorundalar. Onun dışında diğer dersleri seçimli ya da gerekli ders olarak kabul ediyoruz tabii. Süper. Aslında yani velilerden en çok gelen sorulardan biri de şu. Tabii ki burada Türkiye'de İngilizce eğitim alıyor öğrenciler. İyi kolejlerde okuyan öğrenciler de var. Türkiye'nin iyi devlet okulları da aynı şekilde lise anlamında iyi İngilizce eğitimleri veriyorlar. Ama sözüm ona özellikle bizlere yurt dışında üniversite başvurusu yapmak için geldiklerinde çoğu özel okul öğrencisinin de üniversitelere doğrudan başlangıç için gerekli seviyede olmadığını gözlemliyoruz. Ve bizim öğrencilerimiz tabii ki Türkiye'de doğup yetişmiş oldukları için ikinci dil olarak her zaman İngilizceyi öğreniyorlar ve imkanı olabilen tabii ki gidiyor da çocuğunu bu şekilde de destekliyor. Ama burada İngilizce anlamında öğrencilerin sizden örnek veriyorum sadece İngilizce dersi desteği alması veya sizinle beraber lise diplomasını edinen bir öğrenci düşünelim. Bu öğrencinin
Yine de Kanada üniversitelerinde veya bu Commonwealth'e üye olduğu için Kanada, Commonwealth ülkelerinin tamamında bu diploma geçecektir sonuç olarak. Hani İngiltere'sinden İrlanda'sına, Avustralya'sına, Yeni Zelanda'sına kadar. Dolayısıyla da o kısımda herhangi bir ekstra üniversiteye geçerken bu söylediğiniz OECD şeyi olursa, diploması olursa öğrencinin ekstradan bir dil kanıtı sunması gerekiyor mu üniversitelere? Öğrenci eğer Kanada yani bizim gibi bir Evet. okul yani liseden mezun olursa onlara böyle dediğim gibi böyle bir sistem var, sink bir sistem var açıkçası. Yani bütün liseler, bütün öğrenciler ve üniversiteler o sisteme girip bütün öğrencinin notları vesaire görebilir. Ve bizden ya da herhangi bir liseden mezun olan öğrenciler herhangi bir İngilizce 10 koşulu olmayacaktır tabii. Çünkü Burası onlara yerli Kanadalı öğrenciler bir için bir pota mı? Yani sizin bu bahsettiğiniz orta kabus sistemden inceleniyor dediniz transkripler. Fiyat olarak sormuyorum tabii ki bunu. Hani pasaportları Türk pasaportu olduğu için yine Türkiye'ye uygulanan fiyatları ödeyeceklerdir mutlaka üniversitede ama giriş yaparken başvuru aşamasında kontenjan noktasında yerli öğrencilerle beraber mi aynı potada tabii değerlendiriliyorlar? tabii yani şöyle diyeyim size, şöyle düşünün, iki öğrenci, biri direkt Türkiye'den mezun olan bir öğrenci başvuru yapsa ya da Kanada'dan mezun olan yani liseden mezun olan bir öğrenci Türk kökenli olsa bile başvuru yapsa o öğrenci bir öncelik sahiptir tabii, aynen öyle bir şey var. Ve çünkü Kanada'dan mezun olduğu için herhangi bir İngilizce 10 koşulu bulunmamaktadır tabii. Süper. Peki burada üniversitelere giriş konusunda elinizde bir veri var mı? Şimdi bizde birazcık anlatmak zor olabiliyor Türkiye'deki ailelere, Kanada'daki kolej ve üniversite sistemini. Ben her ikisine de üniversite diyeceğim bu yayın süresince ki kafalar karışmasın. Ama genel olarak üniversitelere öğrencilerin geçiş oranı nasıl sizin okulunuzda? Yüz yüze eğitim de alsalar, online da eğitim alsalar aslında soruyorum bu soruyu. Çünkü siz zaten aynı eğitimi veriyorsunuz. Tabii, ben öyle bir ayrıt yapmayacağım. Bizden mezun olan öğrencilerimiz %80 yani onlar istediler ve üniversite ve koleje girdiler. %80. Diğerlerinde bazılar mesela kendi ülkeye döndüler. Orada ne yaptığını biz çok fazla hakim değiliz ama ben Kanada hakkında konuşuyorum. Kalan öğrencilerimiz yani Kanada'da kalan öğrencilerimiz %80 kolej ve üniversiteye başvuru yaptılar. Hatta gittiğin kolejlerin adları da size söyleyebilirim. University of Toronto, Waterloo, Western, York, Ontario West ve kaç tane kolej de diyebilirim. George Brown College, Niagara College, Sentinental. Bizim öğrencilerimiz bu okullar ve bu kolejler ve üniversitelere giriş yaptılar tabii. %80'den daha fazla diyebilirim. Geri kalan da istemediler ya da kendi ülkeye döndüler. Süper. Nuray Hanım'ın bir sorusu var. Ben şimdi yorumlarda okuyorum. Sanırım çocuğu için bir başvuru yapmışlar lise anlamında. Eylül ayında gidecek ama önce dil eğitimi düşünüyoruz demişler. Sizin okulunuz hangisi diye sormuşlar. Söyleyelim. Arkan Education'la şu anda bu yayını gerçekleştiriyoruz. Farzat Bey okulun temsilcisi olarak katılıyor bu yayına. Sizinle beraber mesela bu ailenin çocuğu yaz dönemi Kanada'ya yüz yüze eğitime başlamadan birkaç ders sizin programınızla alabilir mi? Ve Tabii. kampüse varış yaptığında bu derslerini saydırma imkanı olur mu? Tabii, şöyle bir avantaj size sunabiliriz bu konuda. Biliyorsunuz zaten Kanada'da İngilizce konusunda hazırlık dönemde ESL eğitimi verilir zaten. Kanada'da öyle bir şey var. ESL'larda ESL A, ESL E kadar değişiyor biliyorsunuz onu da seviyeye göre. Tabii biz mesela öğrencilere gitmeden önce zaten İngilizce eğitim sadece odaklanan bir şekilde isteyen öğrencilere de online bir şekilde canlı derslerde yabancı hoca, Kanadalı hoca ile İngilizce eğitimi alabilir bizden. Ve onlar da böyle hem sertifika bir program olarak İngilizce olabilir hem de diploma almak için ama eğer yani 12. ders yani 12. sınıfı biten kişi olsa onunla beraber diploma konusunda da konuşulabilir. Ama İngilizce eğitimi ayrıca öğrencilere veriyoruz. Süper. Peki şunu da soralım. Hani Nuray Hanım'ın en azından nezdinde soru cevaplanmış olsun. Böyle bir programı yaz dönemine ayırmak isterlerse, online canlı derslerle İngilizce eğitimi aldırmak isterse ortalama ne kadar bir bütçeyi gözden çıkarması gerekir?
Seviyeye göre değişiyor. İlk olarak öğrencimizden bir tespit seviye yapacağız. Dediğim gibi hazırlık İngilizcemiz 5 seviye olarak değerlendiriyoruz. Her seviye için bu online eğitim için 500 Kanada dolar her dönem 3 ay neredeyse sürüyor ve 500 Kanada dolar ile bu eğitimi alabilir her seviye için. Mesela öğrencimiz atıyorum ESL-C ile başlarsa ESL-C, D ve E almak için 3 tane seviyeye almak zorunda kalacak. 3 tane 500 Konuşurken Kanada doları. bahsederken bir ihtimalden bahsettiniz aslında. Onu da ben birazcık sormak istiyorum. Burada eğer ki 12. sınıf derslerini aldıysa dediniz. Tabii şu anda özellikle son dönemde yapılan Kanada üniversite başvuruları, Kanada kolej başvuruları, bunlarda tabii ki öğrencilerimizin Türkiye'deki öğrencilerimizin büyük oranda kontenjan sıkıntılarıyla da karşılaştığını söyleyebiliriz. Hani pandemi yurt dışındaki üniversitelere olan talebi hiçbir zaman azaltmadı. Bunu da zaten en büyük örneği bu şu anda yaşanan kontenjan sorunu. Dolayısıyla da burada liseden mezun olan öğrencilerin çoğunluğu zaten Kanada'da direkt geçiş hakkı kazanamadığı için bir kere birçok üniversite onları doğrudan bölüme değil foundation'a kabul ediyor genellikle. Foundation'ı da aslında birçok veli üniversitenin birinci yılı gibi görüyor ama aslında ekstra bir yıl. Çünkü buradaki lise derslerinin tamamı Kanada lise diploması için yeterli bir düzeyde değil. Hedefi biraz daha yüksek olan veya üniversiteler bünyesinde eğitim almayı düşünen öğrenciler son sınıfa geldiler diyelim. Şu anda üniversiteye hazırlık sınavı stresiyle bizi izliyorlar gibi düşünelim onları. Ya da bir okula başvuru yaptılar, pek de olumlu bir dönüş olmadı ya da aylardır ses seda yok. Bu öğrenciler başvuru süreçlerindeki adımları biraz daha hızlandırmak için veya kendi şu anda edindikleri Temmuz ayında ellerine alacakları bu Türkiye lise diplomasını Kanada'da da tanınır bir hale çevirmeleri için sizin okulunuzdan ekstra diploma tamamlama gibi bir hizmet alabilirler mi? Böyle sadece eksik kalan kredilerini okusalar mesela 9. sınıftan baştan okumasalar. Tabii. Dediğim gibi biraz önce de bu konu hakkında bahsettik zaten. Bizim tarafından denklik ve akredisyon oluyor zaten. Öyle bir imkan var zaten. Hangi okul, hangi kolej, hangi üniversiteye gitmek isterse ve hangi bölüme okumak isterse ona göre belli bir mesela seviye kaç tane 6 tane 8 tane kredi belirtip onu bitirebilir ve ondan sonra bir diploma almış olabilir. Mesela tıp okumak istiyorsa hangi üniversiteye karar verdi, hangi koleje karar verdi? Her kolejin, her üniversitenin belli bir mesela kredileri istiyor öğrenciden. Mesela atıyorum tamamen bir kolej biri mühendislik okumak istiyor. O kolej diyor ki ben mesela sınıf 11. sınıftan, 12. sınıftan matematik 11, matematik 12'ye istiyorum. Biz o üniversite, o koleje göre hangi dersler lazım olursa artı İngilizce bir program yapıyoruz. Birkaç ay boyunca öğrencimiz bizimden diploma alabilir. Öyle bir imkan da sunuyoruz tabii. Süper. Peki diplomayı alabilmesi için bir gönüllü hizmetten bahsettiniz. Onu Türkiye'de yapabiliyor mu? Yani illa Kanada'da mı yapması lazım bunu yoksa Türkiye'de de mümkün mü? Tabii eğitimimiz online olduğu için bunun için de bir çözümümüz var zaten. O sosyal hizmet ya sosyal sorumluluk deyince bunu herhangi bir society'de yapabilir öğrenci, herhangi bir toplumda olabilir. Mesela hatta Türkiye'de sizinle bir öğrenci çalışabilir, sizinle beraber bir sosyal alakalı ya da mesela çevreye alakalı herhangi bir gönüllü bir aktivite yaparsa 40 saat boyunca bunu yaparsa biz onu kabul ediyoruz zaten. Ya da mesela bir blog yazabilir ya da çevre hakkında bir makale yazabilir. Bir tarz şeylere yazarak o 40 saat sorumluluğu tamamlamış olabilir. Süper. Her türlü kolaylığı sağlıyorsunuz o zaman öğrencilere diplomayı Tabii. alabilmeleri için. Peki Farzat Bey, sizce yani siz bütün öğrencilerle de iletişiminiz olduğu için söylüyorum. Türk öğrenciler bu online konusunda başarılılar mı? Yani derslere başlayan öğrencilerin devam etme süreçleri nasıl? Şimdi bir de burada okuluna devam eden öğrencilerden de yani normal işte risk almamak adına Türkiye'deki lise eğitimini de bırakmadan bazı öğrencilerimiz sizinle eğitime devam ediyorlar. Onların mesela ders saatlerini ayarlama konusunda, sınav zamanlarında örnek veriyorum sizinle dersleri varsa bu süreç nasıl oluyor?
Türkiye'deki eğitimi aksatmadan bu Kanada lise diplomasını alabilmek mümkün mü sizinle? Hani o esneklik var mı hem öğretmenlerde hem okul olarak sizde? Bir onu da sorayım size. Tabii yani şöyle diyeyim size, ilk olarak biz öğrencilerimize bu online eğitimi bunun için veriyoruz. Öğrenci aynı zaman dual bir şekilde iki tane diplomayı alabilmek için biz de böyle bir programı sunduk zaten. Yani öğrenci aynı zaman MEB'den diplomayı almış olacak ve bizden de bir diploma almış olacak. O zaman karar verecek, Türkiye'de devam etmek istiyor ya da yurt dışına gitmek istiyor. İki diploma elinde böyle bir karara yapabilir. Şöyle diyeyim size, zaten biliyorsunuzdur Kanada Türkiye'ye göre 8 saat fark var. Ve Türkiye'deki eğitimde normalde sabah ve öğleden sonra gerçekleştiriyor. Kanada'da saat 8 sabah, Türkiye'ye göre saat 4-5 oluyor. Yani bizde herhangi bir canlı ders olsa normalde saat 4'ten 5'ten sonra gerçekleştiriyor. Bir de şöyle bir şey var, Türkiye Kanada'ya göre şöyle bir fark var. Kredi konusunda, ders konusunda Türkiye gibi o kadar yoğun dersler olmayacak. Programlar o kadar yoğun olmayacak. Bir taraftan mesela bir öğrencimizi düşünün. Burada çok iyi bir koleje, çok iyi bir üniversite ve liseye gidiyor. Orada çok böyle yoğun bir program sahip. Öğrenciler için de biz daha esnek davranıyoruz. Yani mesela bu dönem, bu çeyrek sen iki kredi al sadece. Eğer çok yoğun bir programın varsa bu çeyrek, biliyorsunuz her yıl 4 tane çeyrekten işleniyor. Mesela öğrenciye diyoruz ki sen bu çeyrek 2 tane ders al. Bir sonraki çeyrek mesela 3 tane ders alabilirsin. Böyle bir esnek davranışımız da var zaten. Öğrencilere her şekilde, yani hem Türkiye eğitimi daha kolay alabilmek için ve bizim eğitimi daha kolay alabilmek için herhangi bir destek sunuyoruz zaten öğrencilerimize. O yüzden o yönden herhangi bir sıkıntı yok. Süper. Yani burada aslında fiyat konusunu da soralım. Güzel anlatıyorsunuz tabii ki ama Türkiye'de de hani eğitim fiyatları biraz aldı başını gidiyor gibi bir tablo var tabii döviz kurundan dolayı. Eğitim uygun fiyatlı bir hizmet değil artık, bir seçenek değil. Ama zorunlu bir ihtiyaç bir yerde de. Ve özellikle hedefi yüksek olsun olmasın işte okurken şu dönemde özellikle çocuğuna böyle farklı bir fırsat yaratmak isteyen velileri bütçelerini de çok yormadan yani fiziki eğitim maliyetlerinden tabii ki çok çok daha uygundur fiyatınız ama hani böyle bir sene deneme amaçlı bir öğrenci sizinle beraber eğitime başlasa ailesinin ne kadar bir ödeme yapması gerekiyor? Her sene için öğrenci 8 kredi alacak yani bizden. Eylül'den başlıyor yine. Ama şöyle bir avantaj da var. Mesela öğrenci ikinci dönemde başlarsa bir sene deyince seneyi mesela Ocak ya da Şubat ayı o zaman bitirmiş olacak. Bir senemiz böyle de olabilir. Yani inteklarımız istediğin zaman olabilir. Bir en yakın çereğe girebilir öğrencimiz. Öyle bir imkan da sunuyoruz. 8 kredi için 5.500 Kanada dolar ödeyecek öğrenci ve 8 kredi almış olacak. Bu fiyatla bütün dersleri canlı mı oluyor yoksa biliyorum self-study materyaliniz de var. İsterseniz oradaki opsiyonları da bir burada konuşalım. Çünkü online eğitim deyince şimdi bir sürü online eğitim platformu var. İnsanlar artık internete girdikleri zaman hemen hemen her okulun bir Aynen. sertifikasını edinebiliyorlar ama hani benim de mesela takip ettiğim aldığım sertifikalar var. Tabii. Çoğunda ben kendi kendime çalışıyorum aslında. Yani işte video izliyorum, videonun transkripti var. Orada geçen kelimelere bakıyorum, anlamadığım bir yer olursa ya da tekrar tekrar dinlemek istediğim, not almak istediğim. İşte beni haftada yapmam gereken exercise'lar var. Burada hani herkesin gözünde biraz canlansın diye anlatıyorum bunları. İşte bu egzersizleri yapıyorum, soruları cevaplandırıyorum. Sonra o üniten bitince bana bir bitirme soruları veriyor. Ama burada hani beni açıkçası böyle doğrudan şu saatte burada ol, bu saatte böyle yap diyen bir sistem yok. Ve bunun sonunda eğer sınavlarımı başarıyla verirsem, görevlerimi yapmışsam sertifikamı alıyorum. Sizde şimdi bir self-study materyali var bu anlattığım hikayeye benzeyen. Bir de canlı ders imkanınız var. Yani bütün dersleri canlı alabilme imkanı var. Burada nasıl bir fiyat farkı var arada onu da merak ediyorum.
Şöyle diyeyim size, bu 5.500 Kanada dolar zaten self study program içindir. Arcana Education kendisi için bir MSL ortam hazırladı. Yani öğrenciler orada katılıp böyle user password sahibi olacaklar, sisteme girecekler. Bütün aldığın derslere, geçmiş derslere hepsini orada görebilirler sistem içinde. Hazır bir şekilde var. Materyaller hocalar tarafından hazırlıyor, öğretmenlerimiz tarafından hazırlıyor, sistemde koyacak. Sonra öğrenci o materyalları yani okumaya başlıyor. Ama şöyle bir avantaj, yani şöyle bir imkan var burada. Biz lise hakkında konuşuyoruz. Yani siz de çok güzel bir programları anlattınız zaten, öyle var. Ben Udemy'ye mesela katılıyorum, bir eğitim alıyorum, kendimi okuyorum, öyle bir imkanlar var ama biz lise hakkında konuşuyoruz ve öğrencilerimiz de 9. 12. sınıf ergen olarak öğrencilerimiz var ve bunlar için sürekli öğretmen tarafından bir takip olması gerekiyor. Ve hocalarımız sadece o materyalleri sistem içinde koymuyorlar tabii. Yani her öğrenci tek tek hoca ve öğretmen tarafından takip edilecek. Sürekli mesela bir ödev olacak. Bu hafta, her hafta mesela, bu hafta ödevini yaptın mı? Dersini okudun mu? Bu nasıl oldu? Bunu yaptın mı? Haftaya bir sınavın olacak. Sınavlar da canlı bir şekilde, hoca kamera karşı oturuyor, öğrenci de kamera karşı oturuyor. Beraber sınavı yapacaklar. Yani sürekli hoca tarafından takip olacak. Onun dışında normalde okul tarafından bazı dersler canlı bir şekilde bu self study program içinde var. Yani okul mesela bir de İngilizce dersi canlı bir şekilde yapmak istiyor. Bunun için herhangi bir ekstra masraf olmayacaktır. Zaten okul bunu bedava bir şekilde hediye olarak diyelim öğrencilerimize veriyor. Ya da matematik olsa mesela, bu matematik konu çok zor. Onun için canlı bir eğitim veriyor. Ama öğrenci isterse tabii bütün derslere mesela diyebilir, ben bütün derslerimi canlı bir şekilde almak istiyorum. Ya da belli derslere canlı almak istiyorum, bazıları da self study olarak okumak istiyorum. Mesela bazı dersler zaten çok basit olduğu için self study olarak da çözebilir. Ama matematik gibi bir ders, fizik gibi bir ders belki öğrenci biraz sıkıntı yaşayabilir. O yüzden onlar için böyle bir olanak sağladık. Onlar isterse canlı dersleri de alabilirler. Yani bütün derslere düşünün, o 8 kere diye eğer tamamen canlı bir şekilde almak isterse 10.500 Kanada dolar oluyor. Ama normalde kimse bütün dersleri böyle canlı bizden şimdiye kadar almadan tabii alabilir. Yani şöyle diyeyim size, bizim o verdiğimiz canlı dersler dışında alabilme imkanı var. Ama onun için de ekstra, o canlı dersler için, canlı deyince hoca var. Yani hoca konuyu Evet, anlatıyor. ekstra Offline maddeler. materyal değil, aynen. Onlar için ekstra bir masraf olacaktır tabii. Onu da sene sonu mesela kaç tane canlı ders aldığı göre hesaplıyoruz. Bu kadar geri kalan ödemeniz gerekiyor. Maksimum eğer hepsini alırsa 10 bin 10 bin olacak. 500 Kanada 10.500 doları Kanada dolar ödemeleri olacak. lazım yani. Aynen öyle. Süper. Burada bireysel öğrencilerin başvurularını zaten kabul ettiğinizi belirttiniz. Yani bir kişi A okulundan kendisi normal bir şekilde başlayabilir. Tabii. Bununla alakalı bir sorun yok sanırım. Peki İngilizceyi hallettik. Hadi tamam, onunla alakalı sıkıntı yok. İkinci başka bir dil öğreniyor muyuz yabancı dil olarak? Kanada sisteminde var mı böyle Tabii başka tabii. dillerde öğrenciler okuyabiliyor mu? Tabii. Zaten biliyorsunuz Kanada'da ikinci dil, onların resmi ikinci dil Fransızca. Yabancı dil olarak İngilizce dışında Fransızca da okuyabilirler. Zaten dil konusunda esnek bir programımız var. Almanca da olabilir. Öğrenci o dersleri seçebilir. Aynen. Fransızca zaten Kanada'nın ikinci dil olarak biliyorsunuz zaten. Quebec mesela ilde onlar Fransızca konuşuyorlar zaten. Süper. Yani burada verdiğiniz üniversite isimleri de girişi zor üniversiteler. Toronto Üniversitesi'ni söylediniz. Yani zaten en yüksek renkli okullardan biri. Ki işte Kanada içerisindeki en iyi okullardan biri zaten. Yine böyle yüksek renkli okullara, Amerika'da Ivy League okullar dediğimiz okullara, İngiltere'de Russell Group Üniversiteleri dediğimiz okullara sizin diplomanız sayesinde ekstra bir yıl okumadan geçiyor değil mi öğrenciler? Yani doğrudan Tabii. bölüme yerleşiyorlar. Aynen.
Bu o yani direkt okula alakalı değil. Bizim okulumuz Ontario Eğitim tarafından yani onaylanmış bir okul olduğu için zaten ben size ilk aşamada da söylemiştim. Bir öğrenci diplomayı almak için bir sınava girecek. Ve bu sınav zaten Eğitim Bakanı tarafından gerçekleştirilen bir sınavdır. Yani bu arkana olsa herhangi bir lise olsa fark etmiyor. Aynı sınava girecek ve o diplomayı alacak. O diploma uluslararası bir şekilde yani değerlidir zaten. O yüzden Bu sınav pek diplomamız zor geçer. mu? Bizim biliyorsunuz öğrencilerimiz biraz sınav fobisi olmuş durumdalar da. Herkese O var. yüzden sınav konusunda da öğrencilerin geçme oranları nasıl, geçemeyen bir daha girebiliyor mu? Ve şey de önemli tabii, hani bu sınavın sonucuna göre mi üniversiteye gidiyorlar, yoksa Hayır. lisenin notlarına göre mi giriyorlar? Zaten o sınav sadece liseyi bitirmek için bir sınavdır. Bu üniversiteye alakalı bir sınav olmayacak. Bizim öğrencilerimiz %95 bu sınavdan mezun oldular. Yani demek ki öyle çok zor bir sınav değil. Yani öğrenciler başarılı bir şekilde %95 iyi bir oran yani. Evet, Yapabilirler. evet. Süpermiş. Peki hani kalan öğrenci olursa diye soruyorum bunu, hani olmaz da tekrar girebiliyor mu bu Tabii bitirme tabii. sınavına? Aha, Tek aynen. seferlik bir şans değil Tabii yani. tabii. Tek sefer değil. Hayır. Bildiğim kadarıyla 2 ya 3 kere giriş hakkınız var. Süper. Valla bence her şey çok net şu anda. Çok teşekkür ederim Ben verdiğiniz teşekkür bilgiler ederim. için. Yine yorumlarda bir kişi sormuş sizinle nasıl iletişim kurabiliriz diye. Farzat Bey'e yine Arkana Education Turkish hesabından ulaşabilirsiniz. Tabii ki resmi yetkili partneri olduğumuz için Endless Abroad yurt dışı eğitim kanallarına da web sitemiz yoluyla, Instagram DM yoluyla veya web sitemizden iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Bizler sizi arayabiliriz. Yine Farzat Bey'le de tabii ki iletişime geçebilirsiniz. Biz bu yayından geldik ve size sorularımız var dediğinde belki size özel, sizin çocuğunuza ya da ailenize özel bir ayrı görüşme de yine organize edebiliriz. Farzat Bey, çok teşekkür ederim Ben katılımınız teşekkür için. ederim. Umarım birçok soru şu anda cevaplanmıştır. Zaten ekstra sorusu olan hani bizim case by case dediğimiz çocuğa özel, gitmek istediği üniversite programına özel soruları olan bütün velilerimizi de artık bizimle iletişime geçmeye davet edelim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey son olarak? Hayır yani bütün konulardan geçtik zaten. Yine herhangi bir soru varsa dediğim gibi hem Endless üzerine hem bizim Instagram üzerinde bir şekilde iletişim geçip biz her şekilde yardımcı olmaya çalışırız. Son olarak Rica çok ederim. güzel bir soru gelmiş Farzat Bey ya. Onu mutlaka sormam lazım size. Aklıma Buyurun. gelmemişti. Evrim Hanım'a teşekkür edelim. Türkiye'de IB sisteminde eğitim alırken öğrenci aynı zamanda sizin derslerinizi takip edebiliyor mu? IB deyince Lise sistemi, International Baccalaureate alacak yani öğrenci burada. IB sistemiyle okuyor zaten. Kanada lise müfredatını da sizin kanalınız aracılığıyla böyle bir yıllık, 2 yıllık yazılıp aynı şekilde Kanada lise diploması da alabilir mi? Tabii. Bu da mümkündür. Tabii. Süper. Zaten IB okuyorsa akademik anlamda da başarılı bir öğrencidir. Dolayısıyla da ben de takip konusunda zorlanacağını düşünmüyorum. Tabii. En iyisi Evrim Hanım, size en yakın ofisimizde iletişime geçin. Eğitim danışmanlarımızla bir daha detaylı, belki çocuğunuzla aynı zamanda bir görüşme konuşma yaparız. Müsaitliğine göre Farzat Bey de seve seve eşlik eder diye düşünüyorum. Tabii aynen öyle. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Yayına Ben katılmış teşekkür ederim. herkese de aynı şekilde. Yakın zamanda tekrardan buluşmak, konuşmak üzere o zaman. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.